Eleman.com sitesinde herkese merhabalar. Bugün sizlere spagetti yarn ipliklerinin puf kitlerinin açılımını yapacağız. Şiş ile örülen kitin anlatımını yapacağız. Bakalım kutumuzun içerisinde neler varmış. İçerisinden bir çift 10 numara şiş bulunuyor. Astar ve bağcığı bulunuyor. 4 yumak spagetti iplerimiz var. Bir tane de kılavuzumuz bulunuyor içerisinde. Nasıl yapıldığı bu şekilde anlatılıyor detaylıca. Kaç yemek başlanmış. Püf noktaları. Astarlama. Nasıl olmuş. Buradaki anlatım için de Yaruza'ya teşekkür ediyoruz. Kutumuzun içerisindekiler bunlar. Anlatıma geçelim şimdi de. Pufumuza şimdi 46 tane ilmek atacağız. İlk ilmeğimizi de ben bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra alttaki ipi bir baş parmağımı, bir işaret parmağımı bu şekilde ayırdım. Baş parmağımdan başlayıp işaret parmağımdan çıkarak bir ilmek aldım. Baş parmağımdan geçtim. İşaret parmağımın oradaki ilmeği aldım. Baş parmaktan geçtim. İşaret parmağımın oradaki ilmeği aldım. Bu şekilde tam 46 ilmek atacağız. 5 oldu. İlmeğimizi tamamladık. Şimdi bir sıra ön yüzden ip atarak bu şekilde haraş öreceğiz. Sıra sonuna kadar haraş örmeye devam ettim. Ve örgümü döndürdüm. Şimdi bu sırada kenarda 5 ilmek kalana kadar yine haraş örmeye devam edeceğim. Dönme kısımlarını yapacağız. 5 ilmek kalınca. Sıra sonundaki 5 ilmeğimize kadar ördük. Bu 5 ilmeği örmeden döneceğiz. Şimdi ilmeğimizi örmeden sağ şişe aktardım. İpimizi ön yüze doğru bu şekilde çevirdim. Bu 5. ilmeği örmeden tekrar sağ şişeme aktardım. Yanındaki ilmekten örmeye devam ediyorum. Şu şekilde bir dönüş sağlamış olduk. Sıra sonunda da 5 ilmek kalana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi yine 5. ilmeğimizdeyiz. Örmeden sağ şişe aktardık. İpi ön yüze aldık. Örmeden tekrar sağ şişe aktarıyoruz. Yanındaki ilmekten örmeye devam ediyoruz. Bu sırada şimdi 10 ilmek kalana kadar örmeden dönüşümüzü sağlayacağız. İlk sıralar 5 ilmekte, sonraki sıralarsa 10 ilmekte bir bu dönüşlerimizi yapmış olacağız. Sıra sonunda tam 10 tane ilmeğim bulunuyor. Tekrar bu ilmeği örmeden aldık.
İpi ön tarafa bu şekilde döndürdük. Uncu ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktardık. Yanındaki ilmekten örmeye devam ediyoruz. Bu sırada da 10 tane ilmek kalana kadar örmeye devam edeceğiz. Görüldüğü gibi 2 tane dönüşümüzü bu sırada tamamlamış bulunuyoruz. Sıra sonunda yine 10 ilmeğimiz kaldı. Buradaki de son sıradaki dönüşümüzü de yapmış bulunuyoruz. Ve örmeden aldık. Yine sağ şişe aktardık. Yanındaki ilmekten örmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğiz. Sıra sonundayım şu an. Sıranın başına kadar bu sıramızı tamamlayacağız. Bütün olarak öreceğiz. Hiçbir dönüş yapmıyoruz. Aralarda hiçbir boşluk kalmayacak. Buradaki ilmeklere kadar yine örmeye devam edeceğiz. Sıra sonundaki 10 tane ilmeğimizi de az önce yaptığımız gibi sonuna kadar öreceğiz. Bu sıradan sonra ise aynı işlere tekrar devam edeceğiz. Yani ilk önce bu sıradan itibaren sağda ve solda 5'er ilmek kalana kadar örmeden döneceğiz. Daha sonra tekrar 5'er ilmek bırakıp toplamda 10 tane ilmek örmeden döneceğiz. Bir tur gidip döneceğiz. Daha sonra tekrar bu şekilde 5'er ilmek, 10'er ilmek bırakarak 70 diş olana kadar, ortadaki bu bölüm 70 diş olana kadar örmeye dönmeye devam edeceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi kapatmadan dikiş kısmına geçeceğiz. Bu şekilde pufumuzu tamamlayacağız. Kenar kısmı bölümünü diktik şimdi. Pufumuzun kenar dikişini tamamladık. Şimdi ast kısmının büzdürmesine geldi sıra. Onun için de sıra başlarında oluşan bu haroşaların kenarlarından iğnemize birer ilmek alıyoruz. Bütün ilmekleri tek tek bu şekilde iğne ile geçireceğiz, bu şekilde yapacağız. İyice sıkacağız. Ve burada o ipimizi bağlayacağız iyice. Daha sonra bunları içeri doğru kesip kamufle edeceğiz. Yan dikişi ve büzdürme kısmını tamamladık. Şimdi astar kısmına geçelim. Pufumuzun astarlanması için de her iki tarafından 25 ve diğer uçtan da bu taraftan da 25 santim olmak üzere fazlalıklarımız var. Kenarlarını bu bölümünü tek dikiş olarak tamamladık. Fakat burayı da ikiye katlayıp dikmemiz gerekiyor. Çünkü buralardan daha sonra bağcıklarımızı geçirip içerisine de sünger kırpığımızı doldurmamız için ağız kısmını bağlamamız gerekecek. Şimdi o bölüme doğru devam edelim.
Evet arkadaşlar, şimdi astarın dikiş kısmındayız. Bağcıkların geçeceği yeri ikiye katlıyoruz. Ve buradan dikmeye başlayacağız. Şimdi biz bir ucunu ikiye kıvırıp diktik. Şimdi diğer ucu da aynı şekilde ikiye kıvırıp dikeceğiz. Arkadaşlar şimdi ikiye katladığımız parçamızı işaretli yerden dikmeye başlayacağız bütünüyle. Sonuna kadar bu şekilde dikip bitiriyoruz. Bas kısmını da iyice düzdürüp bağlıyoruz. Makas yardımıyla da kalan fazlalıklarımızı keselim. Şimdi içini doldurup pufumuzla birleştirme kısmına gelelim. Astarımızın kenarına bağcığımızı da iğne yardımıyla ikiye katlayarak diktiğimiz bölümden böyle ittirerek rahatlıkla bağcığımızı geçirebiliriz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, biz şimdi pufumuzun içini doldurduk. Yine ilk başta yaptığımız gibi diğer kısımdaki bölümdeki gibi buradaki ilmekleri tek tek iğneye böyle geçirdik. En son ilmeğimizi de geçirdik. Ve burayı da iyice sıkarak daraltıyoruz. Dilerseniz bir sıra daha buralardaki ilmeklerden geçip bu deliği küçültmeniz mümkün. Kalan ipliklerimizi de kesip bir tığ yardımıyla bu şekilde aradan yürütüyoruz onları da. Ve pufumuz hazır. Görüldüğü gibi oldukça sevimli, şirin bir pufumuz oldu. Deneyecek, öğrenecek herkese de kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.